Ben diyetisyen Öznur Elmas. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezunum. Kurban Bayramı'nda yapılan en büyük hatalardan biri günüm kahvaltısız başlamak oluyor. Oysa istediğimiz sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı ve kahvaltıdan 2 saat kadar sonra ara öğün tüketimidir. Günü kurban etiyle başlamak için saatlerce beklenmesi, zaten uyandığımızda düşük olan kan şekerinin daha da düşmesinde ve besin tüketiminin artmasına neden olur. Bu nedenle kurban eti için öğle ve ikindi öğünleri daha uygun olacaktır. Pişirilmesi esnasında ise kalp ve damar hastalıkları bulunan bireyler için özellikle etin görünür yağlardan arındırılması, fazladan yağ eklenmemesi ve mümkünse kendi suyunda pişirilmesi daha uygun olacaktır. En iyi verimi sağlayabilmek için, etteki demirin emilimini arttırmak için sofralarımıza birer kase yeşillikli salatayı eklememiz de daha uygun olacaktır. Etin midede şişkinliğe yol açmaması adına kesiminden yaklaşık 24 saat kadar sonrasına 0-4 santigrat derece aralığında buzdolabı sıcaklığında bekletilmesi istenir. Tatlı tüketimine değinebiliriz. Tatlı için ise günde 1-2 dilim en fazla tüketilmesini isteriz. Hatta imkanımız varsa tercihimizi sütlü tatlılardan yana kullanabiliriz. Kurban Bayramı kilo almak, kilo vermek ya da diyet yapmakla sınırlandırılmaması gereken bir dönem. Sevdiklerimizle tadını çıkararak keyif alabileceğimiz tabaklarla da kilo kontrolünü sağlayabiliriz. Herkese iyi ve sağlıklı bayramlar diliyorum.